Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda da sizlere konuşma ile ilgili bir takım kurallardan bahsedeceğim. Daha önce sözle ilgili kurallarımızı şu şekilde ifade etmiştik. Birinci olarak söylediğimiz sözün gerçek olması gerekiyor. İkinci olarak söylediğimiz sözün dini amaca uygun olması gerekiyor. İyi sonuç ve iyi netice veren sözler cinsinden olması gerekiyor. Üçüncü olarak söylediğimiz sözü güzelce söylememiz gerekiyor. Güzel bir üslupla söylememiz gerekiyor. Ve dördüncü olarak da ki beşincisi, altıncısı da var bu kuralların. Dördüncüsü olarak muhatabın anlayacağı şekilde söylememiz gerekiyor. Söyleyeceğimiz sözü muhatabın anlayacağı şekilde söylememiz gerekiyor. Ha, bizim söylediğimiz söz belki üslup itibariyle çok güzel bir söz olabilir. Ama bir de şuna bakmamız gerekiyor. Karşıdaki kişi söylediğimiz bu sözü anlıyor mu, anlamıyor mu? Şimdi hasreten zamanımızda işte algıdan bahsedilir. Ben şöyle algıladım. Evet, bu önemlidir. Yani senin ne yaptığın değil, nasıl anlaşıldığın önemlidir. Senin ne söylediğin değil, nasıl anlaşıldığın daha önemlidir. Evet, sen şöyle şöyle söylemiş olabilirsin. Ama eğer bunu söylerken söylediğin gibi anlaşılacak bir takım tedbirleri de almayıp farklı bir şekilde anlaşılmasına bir nevi sebep olmazsan, senin sebep olmuş isen senin de kusurun vardır. O yüzden o sözü nasıl anlaşılması gerekiyorsa, nasıl anlatmak istiyorsan, karşıdan nasıl anlaşılmasını arzu ediyorsan, nasıl algılanmasını istiyorsan o şekilde söylemen lazım. O zaman sözün muhatapların anlayışına uygun bir şekilde söylenmesi gerekiyor. Bu konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyeleri var. Hazreti Ali Resulullah Efendimiz'in şöyle dediğini rivayet ediyor. İnsanlara anlayacakları şekilde söyleyiniz. İnsanlara anlayacakları şekilde söyleyiniz. Onları inkara sevk edecek şekilde söylemeyin ki Allah'ı ve Resulünü tekzip etmesinler. Onları inkara sevk edecek şekilde söylemeyin ki Allah'ı ve Peygamberini yalanlamasınlar. Bu söz Buhari'de Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ali'den rivayet edilen bir hadisi olarak yer alıyor. Ama ayrıca kayıtta bu sözün Hazreti Ali'nin sözü olduğuna dair de bir kayıt mevcut. Yine bunun dışında Hazreti Ali'nin sözü olarak şöyle kısa bir ifade vardır. Kellimin nase ala kaderi ukulihim. Kellimin nase ala kaderi ukulihim. Yani insanlara akıllarının miktarına göre konuşunuz. Akıllarının alacağı bir şekilde konuşunuz. Dolayısıyla söz söylerken efendim ben bunu böyle şiirimsi bir havada şöyle şahane sözlerle söyledim demeniz yeterli değil. Bazen bir sözün anlaşılması için onu tekrar etmek gerekir. Bir kere söylemek yetmez. Hani bununla ilgili bir fıkrayı da anlatayım. Şimdi iki genç arkadaştan birisi daha önce evli, diğeri de evlenmek istiyor. İstişare babında ona soruyor. Diyor ki nasıl, evlilik iyi midir? Arkadaşı da evliliğin iyi bir şey olduğunu, bekarlığa nispetle daha çok tercih edilmesi gereken bir husus olduğunu söylüyor. Ve gidiyor arkadaşı da ama tabii bunun yanında bazı sıkıntıların da söylüyor. Ama normal bir anlatımla bütün bunları söylüyor. Normal bir anlatımla anlatınca o sakıncaların sanki çok fazla önemli olmadığını anlar gibi bir tavırla gidip evleniyor. Evlendikten sonra tabii bazı sıkıntıların olduğunu da görüyor. Ve işte bu sefer arkadaşına kızıyor. Yahu ben sana sormadım mı? Evlenmek nasıldır diye.
Ya sana dedim ya işte, yani bekarlığa göre iyidir. Daha çok tercih edilecek olan bir şeydir. Ama işte böyle bazı sakıncalı tarafları vardır. İşte vardır dedim mesela. Arkadaşı diyor ki, ya öyle mi denir? Nasıl denecek yani? Böyle denir tabii. Yok, öyle denmez. Nasıl diyecektim peki? Vardır, böyle üzerine basa basa bana söyleyeceksin diyor yani. Şimdi sözün karşı taraf açısından iyi anlaşılması için işte bazen son derece yumuşak bir şekilde söylenmesi gerekir. Bazen bir kere söylenmesi yeterlidir. Bazen iki kere söylenmesi gerekir. Bazen birden fazla söylenmesi gerekir. O artık muhatabın durumuna göre değişir. Ve nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hutbede önemli özelliklerinden birisiydi. Bazı sözleri tekrar ederdi. Yani söz gelimi kötü bir takım şeylerden bahsedince mesela yeri cehennemdir, cehennemdir, cehennemdir derdi. Yani çünkü ancak o tekrar ve vurgu ile o sözün manası daha iyi kavranıyordu. Bazen tekrar etmek gerekiyor. Bazen çok açık ve net bir sözle söylemek gerekiyor. Bazen açık ve net söylemezseniz, yani normal konuşulan sözleri kullanarak söylerseniz, karşıdaki kişi bunu tam olarak anlayamayabiliyor. Dolayısıyla o şekilde söylemek gerekiyor. Hatta bazen dille söylemek yerine eline not almak lazım. Mesela diyelim siz bir kişiden 5 tane şey istiyorsunuz. İşte sizden şunu, şunu, şunu istiyorum. Tamam mı? Tamam. Ha şimdi o anda o kişiye sorsanız, işte ne istedi bu kişi sizden? O 5 tane şeyi size sayabilir. Şunu, şunu, şunu benden istedi. Ama kapıdan çıkıp şöyle bir miktar yürüdüğü zaman ne istemişti o kişi sizden, bir bana saysanız deseniz, sayacak işte şu, şu, şu. Yani 3'ünü veya 4'ünü sayacak, 5'incisini unutacak. Eğer sizin muhatabınız böyleyse, o takdirde bilmelisiniz ki istemiş olduğunuz 5 şeyden size 3'ünü 4'ünü getirecek ama birisini mutlaka getirmeyecek. Ama 5'i de sizin için önemliyse o zaman onu not olarak eline yazıp vereceksiniz. Bunun başka çaresi yok yani. Şimdi işte söz söylerken muhatabın durumunu dikkate almak lazım. Ve esas belagat da odur zaten. Esas belagat da nedir? Muhatabın seviyesini dikkate alarak konuşmaktır. Şimdi küçük bir çocuğu karşınıza alıp efendim filozofvari sözler söylemek bu belagat değildir. Belagat muhatabın anlayışına uygun söz söylemek demektir. Dolayısıyla eğer sizin muhatabınız çocuksa çocuğun anlayacağı cinsten sözler söyleyeceksiniz. Sizin muhatabınız okuma yazmasını bilmeyen cahil bir kişi ise o zaman okuma yazmasını bilmeyen kişinin söylediği, kullandığı sözler cinsinden sözleri söyleyeceksiniz ve kullanacaksınız. Eğer sizin muhatabınız bir nevi lep deyince leblebi anlayacak bir cinsten birisi ise istediğiniz sözü ikinci sefer tekrar etmeye gerek yok. O zaman o tekrar onun için bir hakaret kabul edilir. Onu bir kere söylemeniz, hatta ima etmeniz yeterlidir. Hatta işte arif için ne derler? El arifu tekfihil işara. Yani arif olan kişiye söylemek bile gerekli değil. O bir işaret kafidir. Bir işaret onun için kafidir. Dolayısıyla bir söz söylediğiniz zaman muhatabın seviyesine, anlayış ve kavrayış seviyesine ona uygun söz söylemek gerekiyor. Bazen tekrar etmek gerekiyorsa tekrar edeceksiniz. Bazen bir defa söylemek gerekiyorsa bir defa söyleyeceksiniz. Hatta tabii bazı sözler var. Bunları tekrar etmek uygundur. Ama her sözü tekrar etmek uygun değildir. Mesela hangi tür sözleri tekrar etmek uygun değildir? Var olan bir şeyi, vakayı haber verme cinsinde olan şeyleri tekrar etmek mümkün değildir. İşte bu masadır, bu duvardır. Ama bir kere söylediğiniz zaman yeter. Çünkü bu bilgi verme kabiliğindendir. Bir kere söyleyince o bilgiyi vermiş oluyorsunuz. Ama bazı sözler var ki o bilgi verme kabiliğinden değildir.
Kişi de bir şeyi yapma ya da yapmama açısından bir tesir meydana getirmek için yapılır. Bak oğlum, hırsızlık kötüdür. Küçük de olsa kimsenin malını almayasın ha. Hani bunu bir kere söylemek yetmez. Bunu şimdi söylerseniz, bir 6 ay sonra bir daha söylerseniz, bir 6 ay sonra bir daha söylerseniz. Şimdi bu tür sözlerde tekrar lazımdır. Tesir etmek için tekrar lazımdır. Ya da efendim bir şeyin iyi olduğunu söylüyorsunuz, ona nasihat ediyorsunuz, işte şunu şunu yap, bu fevkalade güzeldir. Zaman zaman bunu tekrar etmek lazım. Hatta işte bu tekrar konusunda اَتَّكْرَارُ اَحْسَنْ وَلَوْكَانَ 180. Yani 180 defa dahi olsa tekrar güzeldir diye bir söz gelişmiş bulunuyor. Ama tabii bunların dediğim gibi bilgi verme kabilinden değil de bir şey yapma ya da yapmama, bir şeye teşvik etme kabilinden sözler olması gerekiyor. Veyahut da işte ruhunda, kalbinde, nefsinde tesir edici sözler ise bunları tekrar etmek gerekiyor. O bakımdan Kur'an tekrar tekrar okunur. Ya okudum işte, birkaç kez okudum, ne var içerisinde biliyorum. Yani Kur'an sadece orada ne var ne yok, onun bilgisine sahip olmak için okunmaz. Ya da efendim işte hadisleri okudum, öğrendim, ne var ne yok biliyorum. Sadece onun için okunmaz bunlar. Yani doğru bildiğin şeyi kalbine böyle iyice rapt etmek için, kalbine iyice yerleştirmek için, bir nevi onu özümsemek için Kur'an'ı, sünneti tekrar tekrar okumak lazım. İyi ve güzel şeyleri tekrar tekrar okumak lazım. Tefekküre vesile olacak şeyleri, iyi düşünceye vesile olacak şeyleri tekrar tekrar okumak lazım. O bakımdan bazı şeylerde tekrar güzeldir ama bazı şeylerde tekrar güzel değildir, kötüdür. Bu söylenen söze biraz bakar, biraz da muhataba bakar. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Değerli izleyiciler, söz söylerken dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de gerektiği kadar söylemek. Yani söylerken aşırılığa kaçmamak, konuşurken az konuşmak. Gerçi bu az konuşmak meselesini ayrı bir program konusu yapacağız ama burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği bir iki hadisi de ifade etmemiz gerekiyor. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadislerinde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Beyan çok söz söylemek değildir. Yani bir şeyi söyleyip açıklamak, işte açıklama yapıyorum ben, izah ediyorum. Çok söz söylemekle olmaz bu. Hani biraz öyle zannediyor, konuşuluyor, işte şu kadar söyledim ona, şu kadar söyledim yine anlamadı. Beyan çok söz söylemek değildir. Beyan Allah ve Resulünün sevdiği şekilde hak ve batılı ayırt eden sözdür. Beyan nedir? Hak ve batılı ayırt eden sözdür. Acizlik de lisan acizliği değildir. Hakkı tanımakta bilgi ve irfan azlığıdır. Acizlik de lisan acizliği değildir. Hani bazen denir efendim işte dilin bunu anlatmaktan acizdir. Evet, bazı konular vardır, doğrudur. Dil onu ifade etmekten acizdir. Yani neyi anlatmaya kalkarsanız aciz olursunuz. Mesela Cenab-ı Allah'ın işte mahiyetinden, ki mahiyetini bilmeniz mümkün değil. Eğer mahiyetini anlatmaya kalkarsak elbette dil ondan acizdir. Neden? Çünkü bilmiyoruz. Efendim işte cennetin mahiyetinden bahsediyorsak, şimdi biz onların mahiyetlerini kavrama imkanına sahip miyiz? Elbette sahip değiliz. Dünya hayatı başka, cennet-cehennem hayatı daha başkadır. Ancak böyle temsillerle, benzetmelerle cennet-cehennemden bahsedilebilir. Yani işte cennet şöyle bir şey ama bir türlü anlatamadım. Anlatamazsın zaten. Anlatman da mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü o alem bu alem gibi değil. O alem başka bir alem. O alemin kuralları, o alemin şartları daha başkadır. Bir defa sen o alemi anlamadın ki anlatasın. Yani hadiste Resulullah Efendimiz'in ifade ettiği şey bir yerde doğrudur. Acizlik de lisan acizliği değildir. Hakkı tanımakta bilgi ve irfan acizliğidir. Yani sen
cennete gittin, cenneti gördün, cenneti o bütün mahiyetiyle tanıdın da o yüzden mi anlatamıyorsun? Hayır. Sen Cenab-ı Allah'ı gördün, mahiyetini kavradın da o yüzden mi anlatamıyorsun? Hayır. Görmedin. Bilmiyorsun, o yüzden anlatamıyorsun. O yüzden Peygamber Efendimiz acizlik, lisan acizliği değildir diyor. Bilgi ve irfan acizliğidir. Şimdi tabii bir şeyin varlığını bilmek ayrıdır, mahiyetini bilmek ayrıdır. Biz bir şeyin varlığını bilince onun mahiyetini de kavradık zannediyoruz. Ve tutuyoruz onun mahiyetinden bahsetmeye. İşte dile gelen acizlik oradadır. Elbette onların mahiyetini bilmediğimizden dolayı dille de tam olarak ifade etmemiz mümkün değil. Bu konularda bize ne kadar haber verilmişse, haber verildiği şekilde biz de bir şeyler anlatma imkanına sahip bulunuyoruz. Dolayısıyla eğer tabii anlamadığımız, mahiyetini kavramadığımız bir şeyi anlatmaya kalkışırsak, dilimizin orada aciz kalacağı muhakkaktır. O gibi şeyler konusuna da çok fazla dalmaya gerek yoktur. Bir defa anladığımız, mahiyetini tanıdığımız şeyleri anlatmaya kalkışmamız gerekiyor. Anlamadığımız şeylerde lafı güzaf etmeye gerek yok. Ebu Hallat ve Ebu Hureyre'nin birlikte rivayet ettiği bir hadislerinde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bir kimseye zühd ve aşk, az konuşma verildiğini gördüğünüzde ona yakın olunuz. Bir kimseye zühd ve az konuşma verildiğini gördüğünüzde ona yakın olunuz. Zira o kimse hikmete ulaşmıştır. Yani hakikat çok konuşanın yanında değildir. Hikmet çok konuşanın yanında değildir. Hikmet kimin yanında? Hikmet zahid olanın ve az konuşanın yanındadır. Dolayısıyla konuşma kurallarından birisi de gerektiği kadar konuşmak. Tabii o gerektiği kadar konuşma içerisinde kural az konuşmaktır, çok konuşmamaktır. Tabii konuşmayla ilgili daha başka konular var. Biz onları ayrı birer program halinde sizlere sunmaya çalışacağız. Değerli izleyiciler, konuşmayla ilgili bir başka kuralımız da iki kişi arasında konuşulan şeyin sır olarak kabul edilmesidir. Efendim işte biz iki kişi konuştuk ama işte konuştuğumuz bu şeyler aramızda sırdır. Bunları bir başkasına söylemeyelim diye böyle bir konuşma yapmadık. Birbirimize bunların sır olduğunu söylemedik demek ille de gerekli değil. Eğer iki kişi kendi aralarında bir şeyler konuşmuşsa, o konuşulan şeyleri başka bir mecliste konuştuğumuzda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arkadaşımız bunları bu mecliste de konuşmayı arzu eder miydi? Kendisi burada hazır olsaydı, kendisi de acaba bunları söyler miydi? Bu hususu mutlaka dikkate almamız gerekiyor. Efendim söyledi, ben rahatsız olacağını da düşünmemiştim. Gerçek de zaten bunlar. Dolayısıyla söylemekte ne mahzur var? Evet işte çok mahzur var. Birinci olarak söylediğin sözün gerçek olması yetmiyor. Onun iyi netice verip vermeyeceğine de bakmak lazım. Ha burada eğer falan kişi şöyle bir söz söyledi denildiğinde onu söyleyen kişi bundan rahatsız olacaksa, ha o zaman sen maksada uygun davranmamışsın. O zaman sen şari'in maksadına, dinin maksadına uygun davranmamışsın. İkinci kuralı ortadan kaldırmışsın. Bir nevi işte bu kural da o kuralları destekleyen başka bir kuraldır. İki kişi arasında konuşulan sır niteliğindedir. Onun için o konuşma esnasında geçen konuşmaları başkasına söylerken bu hususa dikkat etmek gerekiyor. Muhammed bin Hişam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Sözünüz aranızda emanettir. Bir mümine çirkin bir söz götürmek helal olmaz. Tabii daha ziyade hangi sözlerin de başkasının yanında konuşulmaması gerektiği hadiste ifade edilmiş oluyor. İyi şeyler söylediğiniz zaman arkadaşınız da bundan dolayı rahatsız olmaz. Ama tutar da mesela arkadaşınız bir şekilde başkasının aleyhinde bahsetmişse veyahut da işte başkalarını rahatsız edecek bir takım niyetlerinden, amellerinden bahsetmişse
bunun açığa vurulması onu sonradan rahatsız edebilir. O bakımdan Peygamber Efendimiz'in uyarısına dikkat etmek gerekiyor. Sözünüz aranızda emanettir. Bir mümine çirkin bir söz götürmek helal olmaz. Evet, söz konusunda Peygamber Efendimiz'in ortaya koymuş olduğu kurallara, Cenab-ı Allah'ın bize öğretmiş olduğu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sözleri, kuralları dikkate alarak sözlerimizi söylersek, hem sözlerimizi iyi ve güzel söylemiş, hem tesirli söylemiş, hem bize cenneti kazandıracak sözler söylemiş sayılırız. Cenab-ı Allah cümlemizi güzel söz söyleyenlerden eylesin. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.